umumlashgan foriz teoremasi. Endi umumlashgan foriz teoremasini keltiramiz. Mana chizmada burchak tasvirlangan, burchakni tomonlarini kesib o'tuvchi parallel to'g'ri chiziqlar o'tkazaylik. Mana LMN parallel to'g'ri chiziqlar o'tkazilyapti, ya'ni o'tkazildi. Bu to'g'ri chiziqlar burchakni tomonlarida kesmalar ajratdi. Burchakni bir tomonida ajratilgan kesmalar B va C bilan belgilangan. İkinci tomonida ajratilgan kesmalar B1 va C1 bilan belgilangan. Mana bu yerda B taqsim B1 0.9 ga teng. Bu chizma uchun C taqsim C1 bu ham 0.9 ga teng. Ya'ni kesmalar nisbati teng. Boshqacha qilib aytganda BC kesmalar B1 C1 kesmalarga proporsional, mos ravishda proporsional. Umumlashgan foriz teoremasi ham shuni aytadi. Shuni tasdiqlaydi. Foriz teoremasida BC ga teng bo'lsin deganidek. Agar BC ga teng bo'lsa, B1 C1 ga teng bo'ladi degan tasdiqni aytganidek. Endi umumlashgan foriz teoremasida BC ga teng bo'lishi shart emas. Masalan, B kichik bo'lishi ham mumkin. Yoki C kesmadan katta bo'lishi ham mumkin bu. Har qanday holda ham BC kesmalar B1 C1 kesmalarga proporsional bo'ladi. Mana teoremani o'zini keltiramiz. Agar LMN to'g'ri chiziqlar o'zaro parallel bo'lsa, u holda B taqsim B1 C taqsim C1 ga teng bo'ladi. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, BC kesmalar B1 C1 kesmalarga proporsional bo'ladi. Xuddi shu tenglikni biz quyidagi ko'rinishda ham yozishimiz mumkin. B taqsim C teng B1 taqsim C1. B taqsim C teng B1 taqsim C1. Mana biz nuqtalarni holatlarini ham o'zgartirishimiz mumkin. Mana nisbat saqlanyapti. Nisbatlarning tengligi saqlanyapti. Endi parallel to'g'ri chiziqlarni ham holatlarini o'zgartiraylik. Mana nisbatlar tengligi saqlanyapti. Ya'ni B taqsim B1 teng C taqsim C1 ga. Mana bir vaqtda ham bunday qilib o'zgartiraylik. B taqsim B1 C taqsim C1 ga teng bo'lyapti. Ya'ni nisbatlar tengligi saqlanyapti. Mana shu umumlashgan foriz teoremasini ifodalaydi. Xo'p, endi teoremaning teskarisi ham o'rinlimi? Ya'ni teskari teorema o'rinli bo'ladimi? Bu degani burchakning bir tomonida B va C kesmalar olib, ikkinchi tomonida B1 va C1 kesmalar olaylik. BC kesmalar B1 C1 kesmalarga proporsional bo'lsin. Hattoki mana BC ga teng bo'lsin, B1 C1 ga teng bo'lsin. U holda proporsional bo'ladi ular. To'g'ri chiziqlar parallel bo'ladimi? Yo'q. Umuman olganda parallel bo'lmaydi. Mana chizmada ko'rib turibsiz. Kesmalarning uchlaridan o'tkazilgan to'g'ri chiziqlar parallel emas. Mana biz holatlarni ham o'zgartirishimiz mumkin. Ayrim hollarda parallel bo'lib qolishi mumkin, lekin umuman olganda parallel emas. Va ularni qachon ular parallel bo'ladi? Parallel bo'lishi uchun biz kesma burchak uchidagi A va A1 kesmalarini ham hisobga olishimiz kerak. Parallel bo'lmasligining sababi AB kesmalar A1 B1 kesmalarga proporsional emas. Ya'ni quyidagi nisbatlar teng emas. Mana A taqsim A1 0.7 ga teng, B taqsim B1 0.9 ga teng. Bu proporsional emas. Agar burchak uchidagi A va A1 kesmalarini ham hisobga olsak, ya'ni A, B, C kesmalar A1, B1, C1 kesmalarga proporsional bo'lsa, u holda bu o'tkazilgan to'g'ri chiziqlar parallel bo'ladi. Mana hozir biz ana shu holatni, shu holni o'rganamiz. Mana foriz teoremasiga teskari teorema. Burchakning ikkita tomonida mana kesmalar olingan. Bir tomonida A, B, C, ikkinchi tomonida A1, B1, C1 kesmalar olingan. A, B, C kesmalar A1, B1, C1 kesmalarga proporsional. Bu degani A taqsim A1 teng B taqsim B1 teng C taqsim C1. Mana uchala nisbat ham bir-biriga teng. U holda
Bu kesmelerin üçleri arkalı doğru çizgiler ötkesek, doğru çizgiler paralel buladı. Ana paralel doğru çizgiler ötkesedi ve bunlar paralel buladı. Ana biz halatını ham özgertirişimiz mümkün noktanı. Yani nisbetler teng. Yani A noktanı burçakke yakın özgertirişimiz mümkün. Hatta ki burçak üçüden ötedigen buluşu mümkün bir de doğru çizip. Yani nisbetleri saklansa, nisbetler teğinliği saklansa, o halde doğru çizgiler paralel buladı. Yani paralel doğru çizgiler, biz kesmelerini, halatlarını hem özgertirdik. Yani A1, B1, S1 kesmelerini, uzunluklarını özgertirdik. Bana bu nisbatların tenligini saklayan halde. Bana itibar verin. A taksım A1, ten B1 taksım B1, ten S taksım S1. Şu sebeple doğru çizgiler paralel. Paralel, doğru çizgilerin paralelliği saklanıyordu. Özgertirişimiz mümkün. Nisbatlar tenligi saklanıyordu. Şunun için paralel. Doğru çizgilerin paralelliği hem saklanıyordu. Yine teoremanı keltiramiz. Teorema quyida geçe. Agar A taksım A1, teng B taksım B1, teng S taksım S1 bolsa, o halde LMN doğru çizgiler özara paralel buladı. Bu Fales teoremasiga teskari teoremanı ifadeleydi. Biz mana şu nisbatlarni quyidagicha ham yozishimiz mümkün. Agar A taksım B teng A taksım A1, A1 taksım B1, B taksım S teng B1 taksım S1 bolsa, o halde LMN doğru çizgiler paralel buladı. Demek teskari, Fales teoremasiga teskari teoremada burçak üçüdeki A ve A1 kesmelerini ham hisobga olishimiz juda ham muhim. Agar ularni hisobga olmasak, yuqorida misolni ko'rdik, chizmada ko'rdik, to'g'ri chiziqlar paralel bo'lmaydi umuman olganda.